Evet arkadaşlar. Efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan bir oylamaya dair bir durum oluştu. Ardından da oturup kapandı. Bazı iddialar da var. Siz de divanı topladınız. Nasıl bir karar mı vardınız? Tekrar oylama yapılacak mı? Arkadaşlar şöyle. Tabii bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk karşılaşılan bir durum değil. Daha önce 2015 yılında 1997 yılında, 1988'de, 1978'de hüküm aynı olduğu için benzer şeylerle karşılaşılmış. Şöyle bir şey, iç tüzüğün 141. maddesi yöneten başkanla, başkan vekili arkadaşımızla divan dendiğinde iki de katip üye var. Yani divan dediğimiz başkan vekili ve iki katip üye üç kişiden oluşuyor. Başkan ile katip üyeler sayar diyor, birlikte sayar. Aralarında herhangi bir ihtilaf yoksa, ihtilaf nasıl, birisi itiraz ederse ihtilaf oluyor. İtiraz yoksa, ihtilaf yoksa başkan açıklar sonucu. Ama bir ihtilaf varsa, uyuşmazlık, bu nasıl oluyor? Katip üyelerden birisi diyor ki yeter sayı yok. Veya hayır, evetler değil de hayırlar çok. Veya hayırlar değil de evetler çok diyor. Bu bir itiraz. Bu itiraz ihtilaf meydana getiriyor. Bu ihtilaf üzerine o zaman elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor. 1998'de alınmış, daha sonra 2016'da başkanlık divanıca alınmış kararlar da var. İç tüzük hükmü de bunu gerektiriyor. Yani bu itirazın haklı, haksız vesaire olduğuna yöneten başkan karar veremez. İtiraz var mı yok mu? Budur. Yani itiraz varsa ki TVM TV'nin yayınından da paylaşan arkadaşlar oldu sosyal medyada. Bir itiraz var mı? İtiraz oldu. O görüntülerde de var. Dolayısıyla bu itirazı sorgulamak kimsenin iç tüzüğe göre hakkı değil. Dolayısıyla itiraz olduğunda hemen elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor bir karar vermeden. Şimdi bu konuyla ilgili olarak iç tüzüğün yine 13. maddesine göre bir itiraz yapma, başkanlık divanına itiraz yapma hakkı var. Başkanlık divanına itiraz yapılabiliyor. Bu itiraz üzerine başkanlık divanı toplanıyor. Bu konuda bir karar alıyor. Bu karar genel kurulun oyuna sunuluyor. Genel kurul bunun üzerine yeniden oylama, kararın sonucuna göre oylama yapabiliyor. Bunun örnekleri olmuş. Toplantı hemen mi yapılır falan? Evet, aynı gün içerisinde yapılmış. 3 Mart 2015'te o zaman HDP'li arkadaşların talebi üzerine, aynı benzer 13'e göre, iç tüzük 13'e göre talebi üzerine meclis başkanı başkanlık divanını hemen toplamış aynı gün içerisinde ve bir karar verilmiş. Daha öncekilerde de talep üzerine hemen kısa zaman içerisinde toplandığı vaki. Burada arkadaşlar tabii meclis iradesi vesaire bağlamındaki tartışmaları tamamen bir manipülatif tartışmalar olarak görüyorum. Meclis iradesi dediğimiz şey oylamaya yansıyan şeydir, onun kendisidir. Burada tartışma oylamanın kendisiyle ilgili bir tartışma var. Dolayısıyla burada mesele zaten meclis iradesinin doğru yansıtılıp yansıtılmadığı, doğru tespit edilip edilmediği noktasındaki bir tartışmadır. Bu tartışma aşılmadıkça meclis iradesi şu yöndeydi, bu yöndeydi demek yanlış olur. O tamamen ön yargıyla hareket etmektir. Bir başka husus bugün gördüm, bazı grup başkan vekillerinin açıklamalarını da gördüm arkadaşlar. Az önce söyledim, HDP'nin bir 3 Mart'ta aynen 13. maddeye göre yapılmış bir itirazı var 2015 yılında, 3 Mart 2015'te. Hemen aynı gün içerisinde meclis başkanı toplamış, bir karara bağlamışlar, itiraz. Dolayısıyla bütün partilerin bu şekilde, bu minvalde itirazları olabilir. Bir başka husus şu, anayasa ve iç tüzük meclis başkanına genel kurulu yönetme yetkisini veriyor. Genel kurulun yönetiminden meclis başkanı sorumludur. Meclis başkan vekilleri iç tüzüğün 15. maddesine göre meclis başkanının yerine yönetirler. Dolayısıyla meclis başkanı kendi yönettiği genel kurul oturumlarından sorumlu olduğu gibi kendi yerine meclis başkan vekillerinin yönettiği oturumlardan da meclis başkanı sorumludur. Çünkü iç tüzük bu yetkiyi meclis başkanına veriyor. Başkan vekilleri kendi nam ve hesaplarına değil, meclis başkanının
nam ve hesabına yönetirler, yerine yönetirler. Dolayısıyla hangi toplantıyı ne zaman, hangi meclis başkan vekilinin yöneteceğine de yine iç düzlükte açık hüküm var. Meclis başkanı karar verebilir, meclis başkanı görevlendirir oturumla ilgili. Görevlendirdiğine göre de bu görevin gününü, saatini, birleşimini veya oturumunu da meclis başkanı değiştirebilir. Bunun örnekleri de var. Dolayısıyla başkan vekillerinin yönettiği oturumlarla ilgili de sorumluluk meclis başkanında olduğu için bu konuyla ilgili yaşanan bir tartışma söz konusu olduğunda benim de bu tartışmaya bir şekilde dahil olmam icap eder, görevimin de gereğidir bu. Meclis başkanlığı tarafsızlık, bunları hep görüyoruz malum. Herkes kendisi gibi, meclis başkanı kendisi gibi düşündüğünde, konuştuğunda tarafsız sayıyor. Kendisinden farklı düşündüğünde meclis başkanı taraflı diyor. Bu tür hikayeleri çok dinledik. Onlar için ayrıca cevap vermeye gerek görmüyorum. İç düzeye ve anayasaya göre taraflılık, tarafsızlık anlaşılır. Ben iç düzükteki hükümleri söylüyorum. Böyle bir toptancı usulüyle de konuşmuyorum. İç düzeye, kanunlara, hukuka, hayır. İç düzük birçok maddesi vardır. Hangi maddesinin hangi fıkrasına, hangi cümlesine bunu söylersen ben de net cevap veririm. Hangisine aykırı davrandığımızı o zaman tartışabiliriz. Ama iç düzeye aykırı diyen bir arkadaşa aynı bir toptancı usulüyle cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Yalnız bir arkadaşımızın yapmış olduğu hakikaten çok tuhaf değerlendirmeler. Meclis başkanı koşarak gelmiş, boncuk boncuk terliyor falan. Evet, ben bir sıkıntı olduğunu, bir yanlış uygulama olduğunu izliyorum çünkü buradan televizyondan genel kurulu fark ettiğim anda koşa koşa giderim. Bu benim görevimdir. Görevimin gereğini de yaparım. Fakat hani bu mecliste insanların konuşmalarıyla, hareketleriyle, koşturmalarıyla, fizik durumlarıyla ilgili olarak en son değerlendirme yapıp espri yapacak kişi o arkadaşımızdır. Kendisine bir konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Bu sözümün ne anlama geldiğini anlaması için. Bunlar hoş şeyler değil. Fikirlerimizi tartışalım. Ama birbirimizin halleriyle, durumlarıyla ilgili değerlendirme yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan bu arkadaşımızın kendisidir. Ben meclis başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi de burada ifade etmek isterim. Pişman ederim. Evet. Buyurun. Evet. Arkadaşlar şöyle, bu işaretle oylama diye bir oylama usulü var. Açık oylama, işaretle oylama, gizli oylama, ayrı ayrı usuller var. İşaretle oylama, sizlerin takip ettiği, genel olarak meclisin farklı hükümler olmazsa genel olarak kullanmış olduğu oylama usulüdür. İşaret oylamada el kaldırırlar milletvekilleri, lehte aleyhte sorulduğu zaman kabul edenler, etmeyenler dendiğinde el kaldırılır. Ona göre bir bakılır. Hatta tam olarak hani sayı hesabı da yoktur. Yani şu kadar kişi evet dedi, şu kadar kişi hayır dedi yapılmaz. Yani çoğunluk ne taraftadır? Onunla karar verilir. Fakat bununla ilgili iç düzün 141. maddesi diyor ki, başkanla katip üyeler birlikte sayarlar diyor. Sayarlar derken sayı tespit için değil, hangisinin çok olduğunu tespit için sayarlar. Ama aralarında ihtilaf olursa, anlaşmazlık olursa, anlaşmazlık nasıl? Birisi derse ki, katip üyelerden birisi mesela, ya yanlışlık var işte şunlar çoğunlukta veya sayı yok karar yeter sayısı dediği zaman elektronik oylamaya geçilmesi lazım. Şimdi elektronik oylamada hani biliyorsunuz şöyle meclis içerisinde şifre girilerek her milletvekilinin kendisini tanıtarak girdiği oylama. Şimdi bu oylamada da sistemde işari oylamayla açık oylama arasında fark var. Yani açık oylamada açık oylama adı üstünde açık oylama kimin ne oy verdiğinin belli olduğu sayının belli olduğu oylamadır. O zaman sistem bunu ona göre tespit ediyor kimin ne oy verdiğini açık oylamada. İşari oylamada ise sayı ve kişinin kim olduğu ne oy verdiğini tespiti söz konusu olmadığı için orada ise çoğunluğu veriyor sadece çoğunluk neye göre. Dolayısıyla bir de itiraz vaki olduğunda bir anlaşmazlık buradan elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor. Ve orada elektronik oylama sonucuna göre karar verilir. Bir dakika yavaş teker teker buyurun. Başkanlık imamı olarak bu yönde karar aldınız. Bu kararı şimdi bir, siz yönetecek mi? Yok hayır, bu açıklanacak. Karar biraz sonra başkanlık tezkeresiyle. Oy çokluğuyla burada oylamanın,
oylamayla ilgili 13. maddeye göre bir önemli yanlışlık olduğu tespiti yönünde ve bunun genel kurulun oyuna sunulması, oradan çıkacak karara göre oylamanın yenilenmesine yönelik 10 minval üzere bir karar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Efendim? İşte genel kurulun kararına göre, genel kurul tekrarlanması yönünde irade ortaya koyarsa tekrarlanacak. Başkanlık divanının kararı başkanlık tezkeresi olarak gidecek ve orada divanda başkanlıktan gelen sunuşlar kısmında, başkanlığın sunuşları kısmında okunacak. Sonra bununla ilgili oylama yapılacak. Evet. Ona göre karar verilecek. Ben hani bir grup başkan vekilini muhatap kabul etmek istemiyorum. Ben bütün meclisin seçtiği, yani kanunları yapan, işte ceza hükümleri koyan, müebbet hapis cezası falan koyan bir çoğunlukla meclis nasıl kanunları yapıyorsa beni de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti. Yani partimizin kendi içerisinde seçilen genel başkanların takdiriyle bir yere getirilen arkadaşlarımızı muhatap alıp cevap vermem benim doğru değil. Ama bir hakaret ve seviyesizlik noktasına geldiği zaman da ona işte çok seviyeyi düşürmeden cevap vermeye çalışıyorum. Fikirlerimizi tartışalım. Sonuna kadar tartışalım. Hodri meydan ama yani terliyordu, bilmem suratı şöyleydi, şöyle oturuyordu, böyle kalkıyordu falan. Bunu diyen adamın önce bir aynaya bakıp kendi videosunu seyretmesinde fayda var. Efendim, Anayasa Mahkemesi'nin... Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi'ne benzer olayların gittiğine dair kararlar var Anayasa Mahkemesi'nin. Anayasaya aykırı bulmamıştır. 92'de net bir karar var Anayasa Mahkemesi'nin. Böyle bir şey yok. Anayasa Mahkemesi'nin dün verdiği kararla ilgili sormak isterim efendim. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianameyi iade etmişti, hatırlarsınız. O konuya girmek istemiyorum. Anayasa Mahkemesi bir süreçtir bu. Sanıyorum o red, yani bir red değil de bazı işte eksiklerin tamamlanmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Yani başsavcılık bu kendine göre çalışmasını yaptıktan sonra tekrar verecektir. Yani bu süreci kesintiye uğratan falan bir husus değil zannediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.